Evet sevgili dostlar, merhabalar. Yeni programımıza hepiniz hoş geldiniz. Pazar günü de çok güzel bir fikstür var. 2 Mayıs Pazar günü oynanacak olan yine 12 tane mücadeleyi sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Ancak biraz hızlı bir program olacak bu. Çünkü Cuma akşamı aktarıyorum sizlere bu programı. Twitch programına, Twitch canlı yayınına yetişebilmek adına ve bu programın editini hızlandırabilmek adına hemen programı hızlı bir şekilde bitireceğim. Takımlar hakkında her zaman olmuş olduğu gibi çok fazla detay vermeyeceğim. Neden detay vermeyeceğim? Çünkü zaten cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmaları enine boyuna değerlendirdim. Sizler izleyeceksiniz o programı. 32-33 dakika boyunca süren bir program vardı. Şimdi buradaki takımları da maçları yaptıktan sonra oyunlarıyla birlikte değerlendireceğiz ve tabii ki de yine bazı önemli notlar varsa onların altını çizeceğiz. Sizlerden tek beklentimiz pazar günkü videomuza da bu videomuza da yine 1700 seviyesinde beğeni göndermeniz. Çok teşekkür ediyorum ben özellikle kemik tayfamıza, her zaman arkamızda duran, her halükarda arkamızda duran sevgili dostlarıma çok teşekkür ediyorum ve yorumlarınızı da bekliyorum mücadeleler hakkında. Özellikle hemen sorayım isterseniz programın başında. Granada Kadiz mücadelesinin skorunu soracağım ben. Granada'mızdan devam edeceğiz ve Granada mücadelesine de gelince karşılaşmayı değerlendireceğiz zaten. İsterseniz hemen başlayalım, zaten konuşacağımız bir şey yok. Cumartesi günü eğer güzel geçerse, zaten olası tahminlerle birlikte devam ediyoruz hafta sonunda. Güzel geçerse, çok fazla sürprize yakalanmazsak pazar günü de yine çıkarmış olduğumuz 3 tane kombin var. Onları da birazdan aktaracağım. Bu 3 kombini aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Başladık Denizli Spor, Çaykur Rizespor mücadelesiyle. Hemen en son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim ben. İki takımın birbirine atacağı golleri bekliyorum tabii ki de bu mücadelede. 1.52'lik bir oran açılmış. Tabii Denizli Spor'un kaybedeceği herhangi bir şey olmadığından dolayı son mücadelede göstermiş olduğu performansı gördük. O yüzden bu mücadelede Çaykur Rizespor tarafına oynayacaklar varsa, ki Spor Toto programımızda da bunu değerlendirmeye çalıştım ben, biraz çekimser olsunlar. Yani biraz korksunlar diyorum ben Denizli Spor'dan. Çünkü Denizli Spor şu andan itibaren tamamen vitrin maçlarına çıkıyor ve tempoyu arttırabilecek, yine kalesinde gol görebilecektir tabii ki de, tempoyu arttırabilecek bir futbolla birlikte mücadelede oynamasını bekliyorum. Bu yönden 2-1, 2-2 ayarında bir güzel karşılaşma bekliyorum ben. Karşılıklı gol varın oranı 1.52. Bu da yine kullanacağım güzel karşılaşmalardan bir tanesi pazar günü. Tabii yüksek orana gitmek isteyenler bu mücadelede, belki benim gibi düşünüyorsunuzdur sizler de, Denizli Spor'un bu Çaykur Rizespor Beşiktaş maçında çok hücumda etkili bir futbol oynayamadı ya, bu maçta daha fazla öne çıkar diye düşündüğümden dolayı ve Denizli Spor'un kaybedeceği bir şey olmadığından, son mücadelede bizlere ben ofansta bir şeyler yapabiliyorum referansını da verdiğinden dolayı ev sahibi 1.5 gol üstünü de deneyebilirler. 2.10 oranı var. İsterseniz MBS1, isterseniz sistem kuponlarınızda değerlendirme yapabilirsiniz bence. Karşılaşmayı bu yönlerden değerlendirdim ben, aklınıza yetiyorsa değerlendirebilirsiniz siz sevgili dostlarımızda. Gençler Birliği Galatasaray mücadelesi. Galatasaray'a vereceğim ben. Galatasaray'ı beğenmesem de, oynamış olduğu futbolu çok da eleştirsem de, savunması daha kırılgan olan Gençler Birliği deplasmanında mücadeleyi öyle Konyaspor mücadelesindeki gibi zorlanarak kazanabileceğini düşünmüyorum ben. O yüzden mücadelede Gençler Birliği gol de bulsa Galatasaray'ın son şansı olan bu mücadeleyi doğrudan kazanabileceğini düşünüyorum. 1.40'lık oranı var. Değerli dostlar, yine hatta isterseniz ideal kombinlerinizde de kullanabilirsiniz. Geçtik. İngiltere Premier Ligi'ne Newcastle United Arsenal'da oynayacak. Bildiğiniz gibi ben yorgun takımları farklı yönlerde değerlendiriyorum her hafta. Ve Newcastle United'da da son dönemde başarılı gittiğimden dolayı da bu mücadelede ben Arsenal'ın yorgun olacağını işin içine koyduğumuzda Newcastle United'ın zaten Arsenal'ın kalesinde gol bulabileceğini düşünüyorum. Newcastle United'ın da normal şartlarda baktığımızda beşli bir orta saha kurgusuyla oynadığını biliyoruz sezon başında özellikle. Ancak Arsenal çok fazla yükleneceğinden ve mücadeleyi kazanma zorunluluğu olduğundan, yukarılara çıkmak adına kazanma zorunluluğu olduğundan dolayı Newcastle United bulacağı boşlukları bence değerlendirecek bu mücadelede ve bu yüzden karşılıklı gol varı değerlendirdim ben. Yine 1-1 ya da 2-1 civarında beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi, sürprizle çıkarsa şaşırmamak gerektiğinin altını çizelim. Kendi kanımca tabii ki de bunu söylüyorum. Tabii Arsenal bildiğiniz gibi İspanya deplasmanındaydı. Villarreal deplasmanında, ki o gün tek yakaladığımız skorda o mücadeleydi. Yani 2-1 Villarreal kazanabilir diye söylemiştik. Aklımızdan geçen skor 2-1'di. Ve Villarreal o mücadelede Emery'nin intikamıyla birlikte mücadeleyi kazanmayı başarmıştı. Bu yorgunluktan da istifade olabilir ve Newcastle United'da bir sürpriz yapabilir diye bu karşılaşmayı isterseniz 1-0 çifte şansı da değerlendirebilirsiniz. Ama benim öne çıkarmış olduğum tabii ki de daha kolay bir tercih. Biraz kolaya kaçacağım pazar günü. Daha kolay bir tercih, karşılıklı gol var olacak. 1.50 gibi de güzel bir oranı var isterseniz
değerlendirebilirsiniz. Devam ediyorum. Tottenham'la Sheffield United oynayacak. Aslında Tottenham'ın takılacağı maçlardan bir tanesi değil bu mücadele ve ben bu yönden karşılaşmayı değerlendireceğim. Karşılaşmada 3-0 ya da 3-1'lik bir Tottenham galibiyeti bekliyorum. Sheffield United zaten küme düştü artık biliyorsunuz. Oradan kurtulması çok zormuş gibi gözüküyor. Onlar da vitrin mücadelelerine çıkıyorlar. Biraz da fizik gücü kuvvetli oyuncularla birlikte oynayacaklarını da işin içine koyduğumuzda ve Tottenham'a karşı tüm Premier Lig kamuoyuna kendini göstermek için oynayacağından dolayı Sheffield United'ın bu mücadelede belki bir gol atabileceğini değerlendirdim ben. Bu yönde tempolu bir Tottenham bekliyorum ben. Zaten sezon genelinde istediğini bulamayan Tottenham bu karşılaşmada bir gövde gösterisi de yapabilir görüşündeyim. Bu yüzden 2.5 gol üstünü 1.48'den öneriyorum. Eğer yüksek oranda değerlendirme yapmak isteyen sevgili dostlarım varsa 2.5 gol üstünde Tottenham galibiyetini değerlendirebilirler. Hatta şunu da yapabilirsiniz mesela 2 civarında tek başına da değerlendirebileceğiniz bir tercih var. Beklediğim tarzda bir oyun geçerse Sheffield United'da karşılaşmaya ortak olursa güzel oyunla birlikte ev sahibine açılan baremi 2.5 gol üstü baremini değerlendirebiliriz şeklinde bir yorum da gerçekleştirdim ve MBS1 olarak pazar günü ben değerlendireceğim. Yani 40 lira civarında oynarım herhalde bu karşılaşmaya. 40 liraya 80 lira getirebilecek bir mücadeleymiş gibi gözüküyor. Tam 2 oranı var. Aklınıza yatarsa değerlendirmede bulunabilirsiniz. Granada ile Cadiz oynayacak. Yani Granada'mızdan da bu kadarını beklemiyorduk açıkçası ama ben Martinez'i hani şu anda ayağa kalkıp alkışlayabilecek durumda olsam, şu mikrofon şurada olmasa, biraz da kendimi geriye atabilsem kalkıp alkışlayacağım. Gerçekten ama gerçekten çok büyük bir sürprize imza attı Barcelona deplasmanında, hem de şampiyonluğu oynayan Barcelona'ya karşı bunu yaptığını söyleyelim. Tabii oyunu çok fazla geride kabul ettiler ama o boşlukları çok iyi bulabildiğini zaten Granada'nın aktarmıştık sizlere ve gol bulabileceği yönünde de yorumda gerçekleştirmiştik. 3-1 bekliyorduk biz ancak mücadele 1-2 gibi bir skorda kaldı. Hatta 3.5 üstüne bile gitmedi. Bildiğiniz gibi ben 2.5 gol üstü tercihini de değerlendirmedim o mücadelede çünkü 3.5 gol üstünde bir beklentim vardı. Barcelona'yı al aşağı eden Granada bu karşılaşmada acaba rehavetten dolayı Cadiz'e karşı problem yaşayabilir mi diye düşündüğümüzde, son derece pozitif futbol oynayan bir başka takımla oynayacağını da düşündüğümden dolayı ki Cadiz bu karşılaşmada Granada'yı bence yenmek için gelecek Granada Endülüs deplasmanına. Bu yüzden karşılaşmanın en ideal tercihi zaten söylememe gerek yok. 1.5 gol üstüdür. Yani bu karşılaşmada 2 gol olmaması gerçekten çok büyük bir mucize olur benim açımdan. Çünkü ben karşılaşmada zaten en az 1-1'lik bir skor bekliyorum. İsteyenler farklı yönde de değerlendirebilirler. Ama 2-2, 3-2 civarında veya 3-1 civarında geçebilecek olan güzel bir mücadele olarak gördüğümden dolayı da mücadeleye 2.5 gol üstünü deneyeceğim ben sevgili dostlar. Onun da oranı 1.90. Yani kombin kuponlarda birazdan göreceksiniz zaten. Granada'nın 2.5 gol üstünü 1.90'dan değerlendirdim. Hatta yine tek başına bile değerlendirebileceğimiz bir karşılaşmaymış gibi gözüküyor. Martinez ve öğrencilerine başarılar diliyoruz. Umarım Granada 2 gol atarak devam eder. Bir de tabii Granada forması çekilişimiz de olacak. Önümüzdeki haftalarda sezon sonunda yapacağız bunu. Tekrardan konuşacağız bunu yine programlarımızda. Ve geçiyorum yine La Liga'da bir diğer mücadeleye. Valencia ile Barcelona oynayacak. Bunu yine Sport Toto'da da detaylı olarak aktardım. Artık Barcelona'nın kesinlikle takılmaması gereken mücadelelerden bir tanesi. Artık şampiyon olurlar mı, olmazlar mı bilmiyorum ama Granada karşısında oynamış oldukları futbol aslında gayet güzeldi. Yerinde bir futbol oynadılar ama işte öyle de bir taktik dehasıyla karşılaştı ki burada Martinez'i de övelim. Girmiş olduğu pozisyonları çok iyi değerlendiren bir Granada vardı. Çok önde oynayan, normaldir zaten, çok önde oynayan bir Barcelona'da görmüştük. Şimdi Mestalla deplasmanında Valencia'ya karşı oynayacaklar. Genele baktığımızda, tarihe de baktığımızda Valencia karşısında problem yaşayabilen bir takım aslında Barcelona. Ama söylemiş olduğumuz gibi son maçı, final mücadelesi isteyenler işte 1.5 üzerinde, 2.5 gol üzerinde Barcelona galibiyetini değerlendirebilirler. Çünkü ben 1-2'lik bir skor bekliyorum. Yani Valencia'nın da gol atacağı, Barcelona'nın en az 2 gol atacağı bir karşılaşma bekliyorum. Bu yönden karşılaşmayı farklı yönlerde de değerlendirdim ben. Söylediğim gibi ister Barcelona galibiyetini alın, sürpriz beklemiyorum. İster gollü bir şekilde Barcelona galibiyetini alın, onun oranı daha yüksek. Ve bir de şu tercihim çıktı. Yapmış olduğum analizde hani Valencia'nın ilk yarıda biraz oyunu tutabilme ihtimalini gördüğümden dolayı belki 1-0'lık bir Barcelona galibiyetiyle ilk yarı sona erebilir ve ikinci yarıda 1-2'lik skor gelebilir diye düşündüğümden dolayı ikinci yarıda daha çok gol olur tercihini 1.75 orandan değerlendirdim ben. İsterseniz bunu da alternatif olarak başka kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar ama ideal tercihimi tekrarlayayım isterseniz. Barcelona galibiyeti tabii ki de, onun dışında daha da yükseltmek istiyorsanız oranı 2.5 gol üzerinde 2-1'lik bir skora göre Barcelona galibiyeti detaylı şekilde aktardığımı düşünüyorum. İtalya Serie A'ya geçtik. Sassuolo Atalanta ile oynayacak.
korner mücadelesi gibi geldi bana bu mücadele. Kornerleri hep değerlendirmiyorum biliyorsunuz ama tabii karşılıklı gol varı üstü falan geçiyorum. Yani bu iki takımın oynadığı maçta karşılıklı gol var veya üst şeklinde tercihler gelecektir. Ama sürprizden kaçabilmek adına, ki içime de dolu hani belki 1-1 de kalabilir bu mücadeleymiş gibi gözüküyor. Çünkü bazen Sassuolo evet çok efektif oynuyor ofansta ama orta sahayı da kilitleyebiliyor. O yüzden Atalanta karşısında hani ikincilik yolunda mücadeleyi kazanma zorunluluğu olan Atalanta karşısında zaman zaman yapacağı savunmayla birlikte mücadeleden gol sesinin de çok fazla çıkmayacağını düşündüğüm için sadece kornere gittim ve 8.5 korner üstünde önermiyorum. Biraz daha yüksek bir orana gidelim diyorum. 9.5 korner üstü 1.55 oranıyla bence haftanın yani pazar gününün değerlendirilmesi gereken korner mücadelelerinden bir tanesiymiş gibi gözüküyor. Aklınıza yeterse bunu da değerlendirebilirsiniz. Napoli ile Cagliari oynayacak. Şöyle yorumlayalım isterseniz. Yine Serie A'dan devam ediyorum. Bir tarafta son dönemde oynamış olduğu futbolla birlikte, inanılmaz tempolu oynadığı futbolla birlikte Napoli'yi görüyoruz. Öbür tarafta da sezon başından beri savunma ağırlıklı, topun arkasına geçerek bekleyen bir Cagliari görüyoruz. Ancak burada Napoli ile oynayacaklarından dolayı Napoli'ye eşlik etmek durumundalar. Ve son haftalarda izlemiş olduğum Napoli de bence bu karşılaşmada Cagliari'ye en az 2 gol atabilecek kapasitede bir takım. Bu yüzden yine 3-0 olabilir, 3-1 olabilir, 2-1 olabilir, gollü bir mücadele beklediğimden, Cagliari'nin mecburi olarak oyuna adapte olabileceğini düşündüğümden dolayı, ki sistemleri yine kalabalık bir orta saha grubuyla birlikte topun arkasında bekleyerek devam eden bir takım. Ancak ben 2.5 gol üstünü 1.42 orandan idealden değerlendirdim. Aklınıza yeterse düz bir tercih olarak bu mücadeleyi de değerlendirebilirsiniz. Çok yüksek orandan eğer ne yapabiliriz diye soracak olanlar varsa, yani Napoli mücadele handikaplı kazanır gibi geliyor bana. Son dönemdeki o söylemiş olduğum gibi tempolu futbolu bu mücadelede Cagliari karşısında devam ederse, ki kafalarındaki rahatlıktan dolayı devam edebilir diye düşünüyorum ben. Özellikle ileri uç hattının, işte Napolitano, Martens ya da Insigne gibi oyuncuların oynamış olduğu futbolla birlikte ben Napoli'nin bu mücadelede yine bizlere keyifli bir karşılaşma izletebileceğini ve işte 3-1 geçiyor aklımdan, bu civarda mücadeleyi kazanabileceğini düşünüyorum. Buna göre, bu skora göre de yine yüksek oranlarla sistem kuponlarınızı da değerlendirme isterseniz yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Serie A'dan Bologna-Fiorentina mücadelesi var. Şimdi bu karşılaşmada yine çok gol beklemiyorum ben ama Fiorentina'nın son dönemde oynamış olduğu oyuna da baktığımda, artık onlar da bildiğiniz gibi yükselme veya düşme stresi altında değiller. O yüzden daha farklı, daha efektif bir futbolla birlikte devam ediyorlar. Evet, savunmaları çok kötü. Bu konu hakkında zaten yine önemli istatistikler de var. Onları da detaylandırmak isterim ama daha önceki programlarımda söyledim zaten Fiorentina'nın neden savunmada problem yaptığını ve ileride neden bu kadar etkili futbol oynadığını değerlendirmiştik. İşte Parma mücadeleleri var. Onun dışında aklıma gelmiyor şimdi ama birçok mücadelesi var geçtiğimiz haftalarda. Bunları da referans olarak aldığımızda Fiorentina'nın bu karşılaşmada son dönemde dağılan Sinitsa Mihailovic'in takımına karşı gol atabilirler diye düşünüyorum. Bologna'da mesela kornerleri çok fazla kullanabilen bir takım. Serie A'da ve dünya genelinde Avrupa liglerine baktığımızda. Ancak Bologna'nın o takım savunmasını da son dönemde ignore ettiğini, geride bıraktığını ve tamamen konsantre olarak hücumda bir şeyler yapabildiğini gördüğümden dolayı bu mücadelede Fiorentina'nın golüne güveneceğim ben ve bu yönde karşılaşmanın yine karşılıklı gol var olabilme ihtimalini, tabii ki de yine ilk yarıdan gelecek olan 0.5 gol üstü tercihini de değerlendireceğim. Özellikle yine ideal bir kombinimde ilk yarı golünü değerlendireceğim bu karşılaşmanın. Bir de şöyle bir değerlendirmede bulundum ben. Evet, çok gollü bir mücadele beklemiyorum dedim ama şöyle bir oran var. 4.25 civarında bir oran olduğundan ve denemeye değer olduğundan dolayı bakarsınız mücadelenin ilk yarısında bile 2-1'lik bir skor gelebilir gibi geliyor bana. Çünkü ben çok gollü mücadele beklemediğim dediğim karşılaşmaların ilk yarısında bazen, her zaman olmuyor tabii ama bazen 2 gol birden gelebiliyor böyle 5'er dakika arayla. Hazır Bologna ile Fiorentina gibi şu anda çok fazla savunmayı da umursamayan takımların da oynadığını düşündüğümüzde bakarsınız ilk yarıdan 1-2.5 gol üstü tercihi de gelebilir isteyenler. İlk yarı 0.5 gol üstünü tenzih ediyorum. O zaten gelecektir diye düşünüyorum ama ilk yarı 2.5 gol üstünü değerlendirirseniz tek başına 10 lira, 5 lira belki değerlendirebilirsiniz. 4.25 oran alacaksınız. MBS1 olarak da siz sevgili dostlarıma ilk yarıdan bu karşılaşmanın 2.5 gol üstünü de önermek istiyorum ben. Şansımız bol olsun. Bakalım olacak mı? Geçiyorum Fransa Lig 1'e değerli dostlar. Lorient ile Angers oynayacak, ki Lorient'i de yine son dönemde çok fazla, özellikle Telegram editörümüz Egemen'in çok fazla değerlendirdiği takımlardan bir tanesi. Ben de değerlendiriyorum son dönemde. Onu söyleyerek başlamak istedim. Şimdi Angers ile oynayacaklar. Zor bir karşılaşmaymış gibi gözüküyor ama Angers'in, siz de bakmışsınızdır istatistiklerine, son mücadelelerde golü geçtim zaten. Gol pozisyonuna girebilmekte
problem yaşıyorlar ayrı. Az girdiği pozisyonlarda tehlike dahi yaratamıyor son dönemde rakip kalede. Ben Lorient'in bunu değerlendirebileceğini düşünüyorum. Çünkü Lorient'in ileri ucundan da sizlere önceki programlarımızda bahsetmiştim. Lorient gerçekten Fransa Lig 1'in en genç ve en dinamik hücum hattına sahip olan takımlardan bir tanesi. Bu sezon gerçi kendilerinden çok fazla büyük beklentiler vardı. Sezon başında da söylemiştim ben bunu ama daha sonradan takım kolektifliğiyle birlikte, o kimyanın uyuşmasıyla birlikte uyum içerisine devam edip açıldılar. Ama geç açıldılar. Ben Ange karşısında da buna devam edebileceklerini ve maç genelinde 2 gol bulabileceklerini düşünüyorum. Bunun oranı 1.80. 2-0 veya 2-1'lik bir Lorient galibiyeti beklediğimin de altını çizeyim ben Lorient'in oynamış olduğu tempolu futboldan bunun olacağını ve Ange'nin de gol pozisyonlarına girebilme konusunda çok problem yaşadığından dolayı da bunun yaşanabileceğini düşünüyorum. Ben Ange'nin de bir şeyler yapması lazım bu mücadelede. Zaman zaman öne çıktığında problem yaşayabilecek bir takımmış gibi gözüküyor son karşılaşmalarını değerlendirme altına aldığımızda. Yani ısı haritalarında da yine zaman zaman ikinci yarılarda özellikle öne çok fazla çıkan takımlardan bir tanesi Fransa Lig 1'de. Devam ediyorum Fransa Lig 1'den. Brest'le Nantes oynayacak değerli dostlar. Bu karşılaşma da Brest evinde olduğundan dolayı bültenime girdi. Neden girdi? Çünkü Brest'in evinde oynamış olduğu mücadelelerde yine ne kadar fazla tempolu futbol oynadığını sizler de biliyorsunuz. Nantes'ın da bu mücadelede artık bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor ve karşılaşmadan mutlaka 3 puanla ayrılması gerektiğinden dolayı, o düşme playoff potasından da uzaklaşmak istediğinden dolayı Nantes'ın karşılaşmayı mutlaka kazanması gerektiğinden dolayı mücadele genelinde oyunu riske atabileceğini düşünüyorum. Brest gibi bir takıma, özellikle ileride üçlü oynayan, kanatları çok zengin olan bir takıma karşı bu şekilde oynarsanız mücadelede gol de yiyebilirsiniz, gol de atabilirsiniz şeklinde bir değerlendirmem oldu ki ben Brest'in aslında bu mücadeleyi kaybedeceğini düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Çünkü Brest'in zaten ilk yarılarda çok fazla, genele baktığımızda Fransa Lig 1'e, ilk yarılarda çok fazla önde futbol oynayarak her zaman öne geçmeye çalıştığını, ancak daha sonradan rakibin eğer oyuna hükmetmesi halinde geriye düştüğü zamanları da biliyoruz. Bu yüzden bu karşılaşmada bir şans denemesi de yapalım. Tabii karşılıklı gol var. 1.62'lik oranıyla en ideal tercihim. Ancak bir şans denemesi de yapalım. Hani bana sanki 1'den 2 olabilecek mücadele buymuş gibi geliyor pazar günü. Bu yönden 25 orandan MBS1 olarak yine 10 lira tavsiye edelim sizlere. 1'den 2 şeklinde mücadelenin sona ermesini bekliyorum ben. 1-0 öne geçebilir Brest ilk yarıda. İkinci yarıda Nantes'ın oynayacağı futbolla beraber, onlar da yine duran topları iyi kullanabilen bir takım ama savunma yapamadıklarından dolayı şu anki durumda olduklarını söyleyelim. Mutlaka kazanmak durumundalar. Geriye düşerlerse de mücadeleyi çevirebileceklerini düşünüyorum ve bu yönden de bir değerlendirme yaptım. Ufak bir değerlendirme, şans denemesi diyelim değerli dostlar. Bir de bir şey daha çıkartmışım. Mesela bunları çok değerlendiriyorum ben. Eğer galibiyete ihtiyacı olan bir takım varsa, son dönemde Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde de değerlendirmiştik. Hatta o seri seri kupon yakaladığımız 4-5 gün arka arkaya ciddi oranlarla yakaladığımız kupon serilerinden hatırlayacaksınız. Takımların ilk yarıdaki kornerlerini değerlendiriyordum. Bir de onu çıkartmışım burada. Mesela Nantes'ın ilk yarıda daha fazla korner kullanırı 2.55. Bu da bence yine korner kuponlarında yer alması gereken bir oranmış gibi gözüküyor. Gayet güzel bir oranı var. Aklınıza yetiyorsa sizler de bunu değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Ve son mücadelemiz, cumartesi günü de başlamıştık zaten, İsveç'ten olacak. Ajax Stockholm'le Elfsborg oynayacak. Şimdi Bora Salen temsilcisinin ben bu mücadelede bir kere gol atabileceğini düşünüyorum. Çünkü sezona gerçekten çok iyi başladılar. Belki şampiyonluk parolasıyla başladıkları söylenmiyor. Yine Malmö önde gözüküyor bu sezon ama şampiyonluk parolasıyla oynamıyorlar diye bu karşılaşmaya da asılmayacaklarını düşünmüyorum. Ben ki deplasmanlarda sanki bu sene biraz can yakacak bir takımmış gibi gözüküyor Elfsborg. Bu yüzden biraz ortalama dengeli futbolu geçen sene de benimseyen Ajax Stockholm karşısında ben Elfsborg'un daha fazla yüklenebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden ideal tercihden mücadelede ev sahibi gol yemez tercihini 1.32'lik oranıyla siz sevgili dostlarıma öneriyorum. Ve maçın da 1-1'lik skorla sona erebileceğini düşünüyorum. Çünkü burada Ajax Stockholm Elfsborg'u tutabilir görüşündeyim ben. Normal şartlarda Elfsborg'un geçtiğimiz mücadelesini izlediyseniz, ki ben şöyle bir en az 30 dakika izleme fırsatı buldum. Aldığım notlar var. Yine katıl butonumuzdaki arkadaşlarıma bu hafta nezdinde aktarmaya çalışacağım. Normal şartlarda Elfsborg biraz daha tempolu oynayabilen bir takım. Daha çok bunu sevebilen bir takım ama Ajax Stockholm'un ben daha dengeli bir futbol oynayacağından dolayı mücadelenin 1-1'de kalabileceğini ve ilk golü Elfsborg'un atacağı yönünde bir tercih değerlendirdim. Yine aklınıza yatan en ideal tercihleri sizler de değerlendirebilirsiniz. Yani yapmış olduğumuz bu 1-1'lik skora göre birçok yüksek oranlı tercih de çıkıyor. Mesela ben beraberliğini değerlendireceğim bu karşılaşmanın. Onun dışında ideal olarak da bir kuponumda Elfsborg'un golü, yani ev sahibi gol yemez hayır tercihini de ideal kuponlarımın bir tanesinde
değerlendireceğim. Şimdi kuponlarımızı hemen özetleyelim. Tabii buraya kadar izlediyseniz yine beğeni desteklerinizi bekliyoruz. Özellikle her zaman arkamızda olan sevgili dostlarımızdan tekrar ve tekrar bunu rica edelim ve tekrardan teşekkür edelim sevgili dostlarımıza. Bu kuponları ben başka birine yaptırdım. Kupon şansı farklı bir olay biliyorsunuz. Benim seçmiş olduğum mücadelelerden random pick yaptı. Bakalım tutturursa aynı kişiye devam ettireceğim ben bu seçimleri. Hangi mücadeleleri, hangi kuponları almış şöyle bir bakalım. Gençler Birliği Galatasaray mücadelesine 2 demiş. 1.40 oranı var. İlk kuponumuz bu. İdeal bir kuponumuz. İkinci mücadelemizde Newcastle United Arsenal mücadelesi karşılıklı gol var. Bu birinci kuponumuz oldu. 2.10 oranı var. İkinci kombinimize geçelim. İdeal 2 kombinimiz. Napoli Cagliari 2.5 gol üstü 1.42 oranı var. Granada Cadiz mücadelesinde de 2.5 gol üstü tercihimiz var. 1.90 oranı var. Eğer siz biraz daha ideale gideyim bana oran yeter diyorsanız 1.5 gol üstünü alabilirsiniz 1.30'dan. Ama ben tavsiye etmiyorum. Yani oynayacaksanız 2.5 gol üstünü oynayın bence. 1.90 oran güzelmiş gibi gözüküyor. Gelirse hazlı olsun en azından. Ve alternatif 3. kombine de aktaralım ve programımızı kapatalım. Tottenham Sheffield mücadelesinde 2.5 gol üstü tercihimiz var. 1.48 oranı var. Ve Brest Nantes mücadelesinde de karşılıklı gol var. Tercihimiz var. 1.62'lik oranıyla 2.40 yapıyor bu kombinimizde. Beğendiğiniz kombinleri değerlendirebilir veya kendi mücadelelerinizi tabii ki de aralarına koyarak değerlendirmelerde bulunabilirsiniz. Tabii hiçbirini de değerlendirmeyebilirsiniz. Eğer yapmış olduğumuz yorumları, biraz hızlı geçtim mücadeleleri, yapmış olduğumuz yorumları ve karşılaşma analizlerini beğendiyseniz sizlerden gelecek olan yorumları da bekliyorum. Programın sonunda tekrardan hatırlatayım. Granada Cadiz mücadelesinin skorunu soruyoruz sizlere ve eğer bu karşılaşmanın yine skorunu bilen arkadaşımız olursa onu Telegram grubumuza hikaye süreyle almaya çalışacağız. Onunla da birlikte sohbetlerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın efendim. Sağlıcakla kalın. İyi bir pazar günü diliyorum. Hoşçakalın.